papatya çayı, stres, gerginlik falan kalmayacak. Hadi bakalım, buyurun. Sağ ol, İzafet de zahmet etmeseydin gece gece. Aşk olsun. Dostluğun gecesi gündüzü mü olur kızlar? Hadi bakayım için papatyaları. Ya dost diyor ya. Papatya diyor, bana diyor ya. Demek ben olmasaydım kız başınıza gece gece sokakta kalacaktınız ha? Ne? Canım ne oldu? Anlatsanıza neler oldu? İşte biz ev tuttuk ya. Ama ama ne hadi söyle çatlatma adamı. İşte ev sahibi istemedi bizi. Aa, neden istemedi? Neyinizi beğenmemiş? 3 tane pırıl pırıl genç kız. Üstüne bir de ben. Hayır, neyimizi beğenmemiş? Kişisel sebepleri vardı diyelim. En çok kişisel sebepler neymiş yani? Adı üstünde ya işte, kişisel. Senin neyin var canımın içi? Ben biraz yorgunum da sadece. Yok yok, sende başka bir şey var. Almine, ben gözünden anlarım. Anlat bana, anlat hayatım. Açılırsın, iyi gelir anlatmak. İzafet, yorgunum diyor kız işte, yorgun. İzafet, rahat bırak kızları, uyusunlar. Bak, yorgunlarmış. Anneciğim, kaynatıyoruz şurada kız kıza. İzafet dedim. Tamam, tamam. Madem yorgunsunuz, ben size odamı alayım. Yatağımda uyusunuz, geniş gelir. Ay, adeta liseli kızlar gibiyiz. Adeta etle tırnağız ya. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. Hep bazı küçük tatlı ayrıntıları sabahleyin kahvaltıda konuşuruz. Hadi bakalım. Yardımcı olayım. Hadi, şöyle şu taraftan. Hadi, buyurun. Anneciğim, hadi canım, hadi. Kaburgalarda kırık olmaması iyi. Sol kol ve sol bacakta ciddi doku ezilmeleri var. Bu kadar şiddetli bir kaza için doku travması hiçbir şey değil. Şanslı bir genç. Şimdilik. Kafa travmasına bağlı en az 24 saat daha yoğun bakımlılıkta. Kanama yoğunlaşırsa nasıl acil bir müdahalede bulunacağımızı konuşuruz. Kaza yerindeki çekimden sonra ya bulun burayı? Evet abi. Morbisi görüntülerini aldın mı? Aldım abi, burada. Kaza anını koyayım. Çok gitti, çok. Durdursana beni. Yaklaştırır mısın? Akif? Tuna, ne haber abi? Heh, ben de onu soracaktım. Nerede? Hangi hastaneye kaldırılmış? Eminsin değil mi? Çok sağ ol abi, hadi iyi geceler. Abi benim hemen çıkmam lazım. Sen yazıları da girip kaseti teslim edersin, tamam mı? Kolay gelsin. Hala kapalı ya, hala kapalı. Al, öküzün dibi işte. Almileciğim, yapma kuzum. Ne olur üzme kendini. Vardır bir açıklaması belki. Ama ne açıklaması olacak be? Upper intermediate seviyesinde öküz işte. Ya baksana, yüzleşmeye bile yüz olmadığı için telefonları açmıyor. Şu kızın haline bak. Ya şunun bir tipine bak ya. Orası öyle. Kızlar, en kötüsü de ne biliyor musunuz? Ben hala inanmak istemiyorum. Yani bana böyle telefon açıp bir yanlışlık oldu. Ben sana hiç yalan söylemedim, seninle hiç oynamadım desin istiyorum. Ay Mileciğim, bak işte ben buna kızarım. Ben buna aşırı kızarım. Neden? Çünkü kadınlık gururu denen bir şey vardır. Bu da E rengi, IF sertifikalı pırlantalar kadar değerlidir. Bak, hala kapalı işte, hala kapalı. Ben de böyle konuşuyorum ama çok sinirliyim Akif'e. Yani Ege'den önce, bak o kadar, Ege'den önce Akif'i öldürmek istiyorum şu an. Şöyle yapalım mı ya? Biz bunları sırayla sistematik bir şekilde kıtır kıtır keselim. Tabii ki öncelik çakma Akif'e ait. İkincisi Ege, üçüncüsü Arda. Ustalık eserimiz olarak da Selim'i Julien doğrarız. Al işte güldün. Vallahi güldüm, gözümle gördüm güldün. Güldün. Yok kızlar, ben buraya geldiğimden beri hep kendimce sebeplerim vardı. Ama şimdi, yani ilk kez bu gece sen neden hala İstanbul'dasın dedim kendime. Ama çok ayıp. Biz şimdi alınırız yani Şemnem'le. En azından biz varız, öyle düşün. Kader bize de güler bir gün.
Evet ama o günün bugün olmadığı kesin. Bence her insan kendi kaderini çizebilir. Aklında bir şey var. Herhalde var. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Ne yapmalıyım? Sabah iki Şakif aramalısın. Allah Allah. Açmıyor telefonu. Onu mu diyorum be? Bak iyice beni çemkirik yaptınız. Ben öz, hakiki, gerçek, original Akif Tatlıcı'dan bahsediyorum. Nasıl? Kızım sen çocukluğundan beri ben bu adama aşığım demiyor musun? Evet. Bu benim kısmetim. Fallarında çıkıyor, her yerde onu görüyorum demiyor muydun? Evet. Hah işte sen onun için İslam'la yatay geçiş yapmadın mı? Evet de. D'si M'si yok. Bence yarın ilk iş Akif'i aramasın. Belki de yaşadığın bunca şey ona ulaşmak için bir işaretti. Şebnem haklı. Belki de. Git. Telefondaki sesi nasıldı? Yani sıradan. Sıradan mıradan artık. Yani bir buluş bak bakalım. Nasıl biri? Bir çay için. Yani belki de. Bak gidersin gelirsin. Adamla ilk üç görüşürsün. Birkaç gün sonra sen telefon açar. Sesin duyduğuna bir kalbi sıkışır. Bir midede kelebeklenmeler. Bir nefeste sıkışmalar. İşte o zaman. Geçmiş olsun. Bingo. Çikolatan, yumurtaların ve dergin. Teşekkür ederim. Ben aslında böyle süprüntüleri hiç okumam. Fakat çok güzel bir elbise var. Ben onun modelini çıkartacağım. O yüzden aldım yani. Hmm, tabii tabii. Şebnem. Tamam neyse. Biz asıl mevzuya gelelim. Heh, gelelim gelelim. Ya gelelim de şu sizin asıl mevzunuz nedir? İzafet kahvelere bakıver. Anne ama tam asıl mevzuya geliyorduk. İzafet kaçarsa sen silersin. Beklerse de köpüğü kaçar kızım hadi. Sensiz mevzuya girmezsiniz değil mi kızlar? Değil mi? Yok girmeyiz olur mu öyle şey? Kız kız olmak ne kadar eğlenceli değil mi ya? İyi ki geldiniz kızlar. Ben hemen geliyorum. Sen de hemen şu Akif Tatlıcı'yı arıyorsun tamam mı? Bir bakıyorsun konuşuyorsun adam fason mu değil mi anlıyoruz okey? Ama ben... Ama mama yok. Zaten zamanımız da kalmadı. Birazdan gelecek molanın kızılacağı su. İki konuşursun baktın adam ölü yatırım hop run forest run. Baktın testi geçti hop ikinci buluşma. Ne oldu? Al sana hayatının aşkı. Ya Şebnem haklı Aymila. Bir bak bakalım gerçek Akif'e. Yani ön yargılı olma. Ne olacağı belli olmaz. Tamam. Bir denerim en azından değil mi? Kahveler geldi. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Efendim, buyurun. Buyurun Şebnem Hanımcığım. Sağ ol. Rica ederim, afiyet olsun. Asıl mevzuya girmediniz değil mi? Girer miyiz hiç mevzuya? Olur mu öyle şey? Nedir esas mevzumuz? Asıl... Ay sanki bütün dünya bana karşı kızlar ya. Hemen gel. Of! Hoş geldiniz. Biz kızlarla kahve içiyorduk da. Siz de ister miydiniz Selin Hanım? Lüzum yok. Şebnem, hadi. Sultanım. Yürü, eve gidiyoruz. Aa, hangi daha da kurt öldü acaba? Geceleri nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Daha fazla bela istemiyorum ve seni hemen eve götürüyorum. Gözümün önünde ol. Bir tek ben değilim geceleri nerede olduğu belli olmayan sultanım. Sen neredeydin dün gece? Ayrıca ben son sözümü söyledim. Kainat ve Aymila gelmeden ben hiçbir yere gelmiyorum. İyi. Gelebilirler. Ya ama biz kızlarla daha yeni kaynaşıyorduk. Kainat, Aymila bavulları toplayın hemen gidiyoruz. Kızlar siz gidin ben gelmiyorum. Neden kainat? Kovulduğum bir eve tekrar dönüp sıkıntı vermek istemem. Yine de çok sağ ol sana. Tamam.
Alo. Akif Bey. Merhaba, ben Almila. Evet benim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yani iyi sayılırım. Ben size şey diyecektim. Acaba bugün müsaitseniz bir ara buluşsak? Belki bir kahve falan içeriz. Benim size sormak istediğim bazı şeyler var da. Tamam. Öyle mi? Tamam, peki. Neresi? Anladım. Bulurum, bulurum. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Mantıksız bir istekte bulunduğum falan yok Şevlen. Yardım gecesindeki hallerini unutmadım. Ha, Meral Hanım'ın kızı oradaymış. Beni aradı. Ne diyeceğim bilemedim. Bir onun boş boğaz kızı eksikti çünkü. Ayrıca o kendi estetik harikası botoksu suratına baksın. Hayır, kadın ben şaşırıyorum demese anlamayacağım çünkü sürekli şaşırık. Taşıdığım ismi ailenin kalitesine göre davranmak. Yakışıklı bir çocuk gördüğünde kendini kaybetmemek. Senden istediğimiz bunlar. Çok mu şey istiyoruz canım? Ne? Ben mi kendimi kaybetmişim? Ya Sena Sultan, şu anda gerçekten fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Kendi gözüme mi inanayım yoksa senin söylediklerine? Neydi o dans ettiğin çocuğun adı? Selim. Selim. Neydi o hallerin, sinirden delirmeler, telefonun üzerine tepinmeler falan? Tamam, çocuktan hoşlandın. Sana yüz vermedi, delirdin ama belli etmek zorunda mıydın? Ne? Ben mi delirdim? Ben delirdim. Ya gerçekten yuh diyorum Sena Sultan. Kızma Şebnem ama teyzem bu konuda çok haklı. Şer ittifakı ha? Aymila, şu anda gerçekten en çok satanlar listesinde bir numarasın. Kızım niye satıyorsun hemen beni? Sena Sultan, hakkında yanlış bir intibaya kapılmış olabilirsin. Ama sana şunu söyleyeyim ki, iki gün içinde ben o salak çocuğu kapımda emirlerimi bekleyen Sebastian haline getirmezsem bana da anlı Şebnem Gürsoy demesinler. İki gün içinde. Evet. Uğrayacağınız hezimete, bana sunacağınız alkış tufanına hazırlıklı olun. Yalnız birazcık çalışın çünkü sizden gerçekten orijinal özürler bekliyor olacağım. Çünkü ben sadece Selim'i tavlamayacağım. Evet, onu kapımda köle, önümde köpek edeceğim. Onu parmağımda oynatıp tekmeyi basacağım. Onu bir buruşturulmuş kağıt mendil gibi fırlatıp atacağım. Yalnız bunları yaptıktan sonra o kurallar fena esner Sena Sultan, haberin olsun. Okey? Okey. Merak içinde bekliyoruz Şebnem Gürs. Merak içinde. Merhaba, ben Akif Tatlıcı. Merhaba. Arkadaşınız çok ciddi bir kaza geçirmiş. Allah'tan kask ve bütün ekipmanları tammış üzerinde. Peki durumu nasıl? Henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. Şu an için kritik, kafa travması var. İç kanama olma ihtimaline karşı da müşahede süresi boyunca gözetim altında kalması gerekiyor. Bilinci kapalı. Maalesef beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Peki, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ay maşallah ya Müftah, buna bakmak için üstüne para verilir. Nasıl bir şey bu? Yalnız şey, Rüya kızımız biraz asosyal. Merhaba. Demek isminiz Rüya. Memnun oldum. Benimki de Kainat. Konuşmayı pek fazla sevmiyoruz sanırım. Sevmiyorum değil, tarzım değil. Ay ben seni yerim, yerim ben de. Sen niye öyle konuşuyorsun abla? Konuşmayı beceremiyor musun? Hayır. Neden? Şeyden.
zaman gelecek? Hayatım, bir tane. Şimdi... Efendim Can? Alo, Kainat. İyiyim, sağ ol. Ya ben iyiyim de Akif pek iyi değil. Anlamadım. Akif mi? Ya da Özgür. Ehliyetinde öyle yazıyormuş. Motosiklet kazası geçirmiş dün gece. Tamam, ben geliyorum hemen. Hangi hastanesiniz? Tamam, görüşürüz. Yarım saat sonra bir işim var, yoksa inan problem olmazdı. Almile'yi de arayamam ki. Şebnem. Şebnem? Abi ben gideyim, ben Şebnem'e söylerim. O müsait değilse ben geri dönüyorum, merak etme. Hadi görüşürüz. Evet. Çiçek, ne arzu edersiniz acaba? Bu saatten mi? Teşekkürler. Akif. Çok değişik bir isminiz var. Anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunun için harflere bakmak gerekiyor. Mesela F, uysal, güvenilir. İ, kırılgan. K, başarılı. Böyle şeyler bana çok aptalca geliyor. Hiç beni çekmiyor. Aptalca. Anlıyorum. Ne kadar değişik bir tespihiniz varmış. Hakiki fil dişi. Fil dişi mi? Ama bir tane tespih için değer mi hayvana eziyet etmeye? Ya aslında bu kadar ince düşünmeye değmez. Tespih güzel mi? Güzel. Mevzuya böyle bakmak lazım. Tabii. Buyurun efendim. Çok özür dilerim. Özür mü dilersin? Bir fincanı buraya koyamıyorsan bu işi yapma arkadaşım. Başlayacağım yapacağınız işe. Çok özür dilerim. Size iyi günler. Ben artık gideyim. İyi de beni buraya neden çağırdın? Biz niye buluştuk ki? İnanır mısınız? Ben de buluştuğumuzdan beri aynı soruyu kendime soruyorum. Biz niye buluştuk? İyi günler. Durumu nasıl? Aslında pek hiç açıcı değil. Ya, Almile yara bence. Yani çok geç olmadan. Çok yoruldum bu saf hallerimden. Arayıp arayıp buldum sanıp kaybettiklerimden. Sarardım her kapım açıldığında. Bu kez farklı olur sandım. Hep aynı şarkıyı çalmış bir müzik kutusu gibi. Sarardım her kapım açıldığında. Bu kez farklı olur sandım. Efendim, yani. Var. Tamam, ben hemen geliyorum. Hangi hastane? Tamam, geliyorum. Sen nereden öğrendin kazayı? Polis muhabirliğine sürüldüm de. Geceleri sokaktayım. Neden? Patron bazı şeyler istedi. O şeyler bana ters geldi. Ne gibi şeyler? Boş ver ya.